Trakya'nın haberi sektörlere ve firmalara tanıtmaya devam ediyor. Bugün Edirne Ebsalı ilçesinde bulunan Keyfi Ala'dayız. Birazdan işletme sahibi olan Alpay Bey'le bir röportaj gerçekleştireceğiz. İyi seyirler. Alpay Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkürler. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Alpay Ayarcıoğlu, Edirneliyim. Edirne'nin Ebsalı ilçesinin Paşaköy köyündenim. 16 yaşında İpsala'dan, köyümden İstanbul'a meslek edinme amaçlı çıktım. Eniştem Aslen Bolulu kendisi. Bana bu mesleği aşılayan, öğreten aslında kendisidir. Onun sayesinde İstanbul'da 20 küsur yıldır, 2000 yılından beri daha doğrusu, İstanbul'daydım. Pandemi nedeniyle tatil amaçlı tüm sektörlerde olduğu gibi bizim sektörde, gıda sektöründe kapanmasından dolayı İstanbul'dan memleketimize tatil amaçlı gelmiştik ama kafamızda farklı projeler vardı. İpsala'da eksik gördüğümüz şeyler vardı. Onları tamamlamak için burada böyle bir mekan açmaya çalıştık. İnsanlara samimiyetle kaliteli yemekleri uygun fiyata vermek niyetinde bir restoran açtık. Ailesiyle insanların gelebileceği alkollü restoran yoktu. Daha doğrusu var ama sayılı. Biz de o sayılı restoranlardan en iyisi olmak, en kalitelisini vermeye çalışıyoruz. Buyur. Hizmetlerinizi sormak istiyorum. Bir müşteri buraya geldiğinde sizlerden ne gibi hizmetler Şöyle bir şey, ben her zaman reklam amaçlı değil de tabelayı insanlara, hani ismi neyse bir tabelanın, onu vermesini beklerim. Benim restoranımın ismi Keyfi Ala. Keyfi Ala'da şöyle bir şey, keyfin alası. Yani insanlar burada yemek yerken, eğlenirken, bir restoran sadece yemek yenebilecek bir yer değildir aslında. İnsanlar yemek yerken sohbet etmeyi, birbiriyle iyi vakit geçirmeyi bekler. Biz de insanlara burada onu empoze etmeye çalışacağız. İddialıyız. Keyfin alasını bizde yaşamalarını bekliyoruz. Hizmet olarak da insanlara ilk önce samimiyeti, burada ticari boyutta değil, insanlara misafir ağırlamanın ne olduğunu iyi bir şekilde yansıtmaya çalışacağız. Budur. Peki yemek çeşitleriniz nelerdir? Yemek çeşitlerim, bölge olarak biz kırsal bir bölgedeyiz. Kırsal bölgede hayvancılık, tarım iyidir. Türkiye'nin tabii ki her yerinde hayvancılık vardır ama kuzunun en iyisi Trakya'dadır. Hayvancılığın besinin en iyisi Trakya'dadır. Biz de burada kuzu çeşitleri, et çeşitleri, ızgara çeşitlerini en iyi bir şekilde servis etmeye çalışacağız. 20 küsur yıldır aşçılık yapıyorum. Bunu burada insanlara en kaliteli şekilde yansıtmaya çalışacağım. Bu kadar. Burada zaten ailemizle beraber çalışıyorsunuz. Ailemle beraber çalışıyorum. Ben aşçıyım, restoran sahibiyim, yanımda eşim yardımı olarak mutfakta bana yardımcı, eşimin kardeşi kayınçom, kayınbiraderim, o da salonda işletme müdürü, restoranın tamamen personelle olan gerekli kısmında birebir müşterilerin sorunlarıyla ilgilenen kişi kendisidir. Onun dışındaki garson da ailemden birisidir. Teyzemin çocuklarından birisidir. Aile olarak işletiyoruz. Buraya gelen aileler de aslında bu konuda da rahat edebiliyorlar. İki bölümümüz de var. İç bölüm ve dış bölüm olarak. Evet. Şöyle bir şey. Biz ferah bir ortam, nezih bir ortam yaratmaya çalıştık. Zaten amacımız da o. İnsanların buraya gönül rahatlığıyla, ferah bir ortamda, ailesiyle huzurlu bir şekilde yemek yiyip misafir ağırlayabileceği
bir ortam yaratmaktı. Öncelikli hedefimiz zaten aileler. İnsanların burada eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, misafiriyle geldiği zaman gerçekten de İpsala'da böyle bir yerde mutlu ayrılmasını bekliyorum. Öyle de olacağını düşünüyoruz açıkçası. Çünkü geldik, dükkanınızı gördük, verdiğiniz hizmeti gördük. Kaliteli ve güzel bir hizmet veriyorsunuz. İlerleyen dönemlerde de tam açılma olduğunda hizmetimizi dört dörtlük müşterilerimize karşı yapacağınıza inanıyoruz. Teşekkürler. Buradan bir ileriye dönük hedefleriniz nelerdir? Hedeflerimiz şu anda pandemi nedeniyle hedeflerimizi biraz kısıtlı tutuyoruz. Malum yani tüm sektörlerde olduğu gibi bizi de etkiledi. Hedeflerim arasında bu bölgede bayanların alkollü bir mekanda kız kıza, bayan bayana, altın günü, doğum günü vesaire gibi şeyleri, organizasyonları, toplantı yemekleri, toplantı organizasyonları, doğum günleri gibi organizasyonları da hedefimiz bu yönde. Onları da memnun edebilip buradan mutlu bir şekilde yolcu edebilirsek seviniriz. Bekliyoruz ama bunları tabii ki şu anda saat kısıtlamasından dolayı yapamıyoruz. Ama kişiye özel hizmetleriniz oluyor dediğiniz gibi. Doğum günü partileri olabiliyor, kadınlara özel günler olabiliyor. Ek olarak da doğum günü partileri de sunuyorsunuz onlara. Ona göre zaten alanlarınızda mevcut olduğu için hizmet verirken de kolaylık sağlayacaksınız sizler. Doğrudur. Üç farklı alanımız var. Dışarıda bahçemiz var. Ön tarafta yine bahçeye yakın açılıp kapanabilir bir mekanımız var. İç tarafta da aileleri ağırlayabileceğimiz üç farklı mekanımız var. Bu mekanlar tabii ki giydirme resimlerle birbirini tamamen olmasa da kısmi bir şekilde görebiliyorlar ama tamamen göremeden, rahatsız olmadan mutlu olabilecekleri bir yer ayarlamaya çalıştık. Yani görsellerimiz insanlara tabii ki farklı gelecektir. Bu görsellerin anlamı da zaten odur. Aileler geldiği zaman hiçbir şekilde kimseden rahatsızlık duymaması için. Bu kadar. Kolaylık sağlıyorsunuz evet. Onlara. 20 yıldır yemek sektöründesiniz. Başarınızın sırrını nasıl nitelendirirsiniz? Aslında başarının sırrı şudur. Herkes kendinden pay biçmelidir. Biraz hani neler bekliyorsunuz, kendiniz neler beklersiniz bir mekana gittiğinde. Ben kendimden pay biçtim. Her zaman samimiyet beklerim insanlardan. Bir restorana gittiğinizde sizi karşılayan insanlar tamamen size ticari boyutta bakmasını beklemem. O sıcaklığı beklerim. Ben de burada gelen her kişiye ticari boyutta bakmam. Samimi bir şekilde insanları misafir etmeye özen gösteririm. Mesleğin konusunda da tabii ki her dalda olduğu gibi farklı teknikler vardır. Ben de bu teknikleri yaşaya yaşaya çözdüm. Yanlış yaparak doğruyu buldum. Bu şekilde mesleğimi ilerlettim. Buradan son olarak hem izleyicilerimize hem buraya gelen müşterilerimize neler söylemek istersiniz? Yani biz tabelanın ismi neyse onu insanlara empoze etmeye çalışıyoruz. Tekrar söylüyorum. Keyfin alası bizde. Bizi tercih etmelerini bekliyorum. İnsanların ailesiyle burada ayrı ortamlarda rahatsız olmadan yani mutlu bir şekilde ayrılacağına inanıyoruz. Bizi tercih etsinler. En azından denemelerini bekleriz. Denemekle hiçbir şey kaybetmeyeceklerdir. Evlere paket servisiniz de var. Belki buraya gelmeye çekinebilirler. Ama inanıyorum ki bir kere gelen burada hiç pişman olmadan mutlu bir şekilde ayrılacaktır. Biz aile olarak çalışıyoruz. Aile sıcaklığını onlara yansıtmaya çalışıyoruz. Evlerinde gibi hissedeceklerdir. Aynen o şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle değerli bir hizmet kazandırdığınız için İpsala içerisinde. Ben teşekkür ediyorum. Sizleri burada misafir etmekten ve bu röportajı yapmaktan dolayı çok teşekkür ediyorum sizlere. Değerli izleyicilerimiz, sunmuş oldukları hizmetlerden dolayı Alpay Bey'e teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.